Efendim şimdi milli mücadelenin başlatıldığı kente Samsun'a gideceğiz. Türkiye'nin tek uzay havacılık teknoloji festivali Teknofest bu yıl Samsun'da düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla beraber ayrı bir atmosfer yaşanıyor festivalde bu yıl. Teknofest'te Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılayım'a da yer alıyor. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk orada bizleri bekliyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kızılayım'a dair tüm merak edilenleri Fulya Öztürk'e anlatacak. Fulya günaydın, kolaylıklar, iyi bayramlar diliyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Büşra çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan selam olsun tüm Türkiye'ye. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 100. yılı. Samsun'da muhteşem bir atmosfer, coşku var. Bu yıl Teknofest Samsun'da düzenleniyor. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla elbette öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Milli mücadelenin başladığı yer Samsun. Samsun'da dediğim gibi büyük bir coşku var. Bugün festivalin ilk günü, Çarşamba Havalimanı'ndayız. Tabii böylesine bir günde milli değerlerin konuşuluyor olması, milli üretimleri konuşuyor olmak da ayrıca bir gurur veriyor, mutluluk veriyor. Teknofest de artık milli değerlerimizden biri haline geldi. 2018 yılından bu yana Türkiye'de büyük bir ilgiyle, coşkuyla takip ediliyor. Aynı zamanda festivalde daha yeni yeni ilk saatleri ama bugün ilk gün dedik, inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı bile. Festivalde bu yıl bir ilki görecek ziyarete gelenler. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılayım'ı ziyaretçiler yakından görebilecekler. Hemen Kızılayım'ın önünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Dünya bu teknolojiyi konuşuyor. Dünya Bayraktar İHA'larını, SİHA'larını konuşuyor ve şimdi Kızılayım konuşuluyor. Kızılayım'a dair pek çok detayı merak ediyoruz. Yanımda Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar var. Efendim merhabalar. Merhaba. Bayramımız kutlu olsun, festival hayırlı olsun diyerek başlayalım ve çok teşekkür ediyoruz bu özel röportaj için. Sağ olun Fulya Hanım. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii Teknofest bu sene 6.sı düzenleniyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile aynı gün içerisinde başlıyor olmamız, işte milli mücadelenin başladığı şehrimiz Samsun'dan olması ve burada böylesine güzel milli teknoloji ürünlerinin sergileniyor olması, böylesine büyük bir organizasyonu yapmaktan dolayı bizler de çok gururluyuz. Daha yeni başladı organizasyon ama görüyorsunuz halkımızın ilgisini. O anlamda bizler de çok heyecanlıyız sizin gibi. Festivalin en gözdesi Kızılayım aslında. Gerçekten herkes çok merak ediyor. İlgi şu an Kızılayım'ın üzerinde. Kızılayım'ı diğer hava araçlarından ayıran özellikle başlayalım. Kızılayım'ı çok merak ediyoruz. Kızılayım bir insansız savaş uçağı. Bir savaş uçağı özelliklerine sahip ama bunu tamamen insansız olarak gerçekleştirebilen bir sistem. Malumunuz biz ilk defa Akıncı'yı prototip olarak 2019 yılında ilk kez Teknofest'te sergilemiştik. Sonrasında Akıncı ürün oldu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi ve ülkemizi sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda güvenliğine katkı veren oyun değiştirici bir sistem oldu. Ve aynı zamanda 4 farklı ülkeye de ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Daha öncesinde Bayraktar TB2 de yine ilk kez Teknofest'te sergilediğimiz. Evet. O da bugün itibariyle hem ülkemize güvenliğine katkı sunuyor hem de 23 adet farklı ülkeye ihracatı yapılan bir sistem. Şimdi artık bu teknolojinin son noktası, geleceği ve ülkemizin geleceği açısından da çok kritik öneme sahip insansız savaş uçağı. Halihazırda dünyada böylesine bir teknoloji kullanım halinde yok. Bu bizim geleceğe yönelik bir hazırlığımız ve burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçabiliyor. Çok yüksek irtifaya çıkabiliyor. Kaç saat havada kalabiliyor ve biz ne zaman havada göreceğiz Kızılayım'ı? Kızılayım'ın hedefimiz çok, bizim 2500 kişilik Ar-Ge ordumuz tamamen Kızılayım için onun uçuşuna yönelik hazırlıklar içerisinde. Amacımız 2023'ün en geç ilk çeyreği içerisinde bu uçağı uçurmak. Çok önemli. Kaç kilo mühimmat taşıyabilecek peki? Ve şunu merak ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz F-16'lar gündemde. İşte Amerika Türkiye'ye F-35 programından çıkarmıştı. Şimdi F-16'ların alım süreci var, modernizasyon süreci var. Hala ABD ile görüşmeler sürerken şu geldi akıllara. İnsansız savaş uçağımız eğer çok yakın bir zaman sonra havada olacak, geliyorsa o zaman F-16'nın yerini alabilir mi acaba diye bir heyecan da oluşturmadı değil açıkçası. Kesinlikle. Alabilir mi F-16'nın kesinlikle, yerini? Kesinlikle. Öyle mi? Ülkemizi, milletimizi güçlü kılacak olan teknolojiler bizim kendi geliştirdiğimiz teknolojiler. Başkasından parasıyla dahi verip alabiliyor olmak dahi o bizi güçlü kılmıyor. Güçlü kılan kendi yaptığımız, hakim olduğumuz teknolojiler. Bu anlamda Akıncı şu an bir sahip olduğu, taşıdığı yük kapasitesiyle F-16'ların belli miktarda
yükünü alabilecek seviyede ama insansız savaş uçağı artık bu işin geleceği. Dünya artık en son insanlı savaş uçaklarını konuşurken biz Türkiye olarak insansız savaş uçağını geliştiren ve bu alanda dünyada sayılı birkaç ülkeden bir tanesi olmuş durumdayız. Dolayısıyla bizim ülkemizi güçlü kılacak, bizim geleceğimizi garantiye alacak olan sistemler bizim kendi hakimiyet, hakim olduğumuz, kendi geliştirdiğimiz yazılımıyla, elektroniğiyle bu sistemler. Bu anlamda benim inancım bu tarz sistemler, yani kendi milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz, kendi insanımızın beyin sermayesiyle geliştirilen sistemler ülkemizi ileriye taşıyacak. Ses hızını aşacak. Evet. Kızıl elmanın farklı varyantları var. Kızıl elma tamamen otomatik uçuş özelliklerine sahip ve turbofan motor teknolojisiyle donatılmış. Kaç saat havada kalabiliyor? Havada 5-6 saat kalabiliyor tam yükte. Tam yükte 2 ton gibi bir faydalı yük var. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Biz kızıl elmayı maliyet etkin, sürdürülebilir, çok fazla adet yapılabilecek gibi bir konsepte değerlendirdik. Yani bir savaş, insanlı savaş uçağı kadar pahalı olmayacak, maliyeti yüksek olmayacak. Daha düşük maliyette çok daha fazla adet yapabileceğimiz ve teknolojik açıdan da çok daha ileri özelliklere sahip olacak şekilde geliştirildi. En önemli manşeti az önce verdiniz. F-16'nın yerini alabilecek bir pozisyonda. Kesin. Kızıl elma. Biliyorsunuz dünya artık insansız savaş uçaklarına doğru gidiyor. Bu işin geleceği o. Nasıl otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlar, sonra otonom araçlarsa, havacılık sanayinde de, askeri havacılıkta da gelecek insansız otonom sistemlerde. Ve biz bu anlamda Türkiye olarak hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geldik, hem de dünyaya bu teknolojiyi ihraç edip ülkemizin dost ve kardeş ülkelerle olan ilişkisini güçlendirecek bir seviyeye getirdi bizi bu sistemler. Bu anlamda da Kızıl Elma'nın böylesine önemli bir misyonu var. İnşallah ülkemiz savaş uçağı anlamında da insansız savaş uçağı teknolojisiyle buna kavuşmuş olacak ve biz yine bunu ilk kez burada sergiliyoruz. Evet. Ve inşallah yakın bir zaman içerisinde de uçuşu gerçekleşecek. Haluk Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi Akıncı'yı gördüğümüz zaman mühimmatları hep kanadın altında görüyoruz. Doğru. TB2'de de öyle, hep kanadın altında ama Kızıl Elma'da mühimmatlar görünmeyecekmiş. Doğru, doğru. Bu radardan gizlenme açısından mı? Bu doğru. Çok önemli bir şey. Gövdenin içine mi saklanacak yani? Radar görünmezliği konusunda Kızıl Elma'da özel çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla gövde içine alınan mühimmat sistemleri, füzeler gövde içine alınıyor tamam. Çünkü radar kesit alanını düşürmek için bu radar görünmezliği bu tarz uçaklarda daha ön plana çıktığı için biz bu alanda da çalışma yapıyoruz ve bu sistemlerde gövde içine alınıyor dediğiniz gibi. Tüm iniş takımları katlanıyor ve görünmezliğe yönelik geometrik şekiller aynı zamanda mühimmatlarda gövde içine alınıyor. Yani daha geçtiğimiz gün işte Yunanistan'ın Türk F-16'larına yapmış olduğu taciz, radara kilit atmaları gibi tabii bir takım ne yazık ki faktörleri de görüyoruz. O zaman bu önemli bir şey. Bu çok önemli ama şunu da söyleyeyim. Radarda kaybolma özelliği. Kesinlikle çok önemli. Radar görünmezliği önemli bir özellik. Bunun yanı sıra sadece Kızıl Elma değil, Kızıl Elma ile birlikte ülkemizde işte Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK, SG milli olarak geliştirilen seyir füzeleri var. Uzun menzilli bombalar var. Dolayısıyla onlar bizi görmeden, onlar bize ulaşamayacağı bir menzilden biz onları kendi geliştirdiğimiz milli seyir füzeleriyle etkisiz hale getirebilecek imkana sahip oluyoruz aynı zamanda. Şu an hala tabii üretim aşamasında. Evet. 2023'te havada olacak test uçuşları başlayacak. Kesinlikle. Hedefimiz şu an burada gördüğünüz prototip, uçan prototip. Gerçek uçak yani. Ve bu uçak uçuş yapacak. Şu an bunun gibi iki prototip var hazırlanan. Bunlarla uçuş yapıp sonrasında test süreçlerinden sonra kalifikasyon ve seri imalata en geç 2 yıl içerisinde seri imalatının başlamasını hedefliyoruz. Zaten Türk SİHA'ları, Bayraktar TB2'ler, işte Akıncı, Ukrayna-Rusya savaşında da çok önemli bir görevdeydi. Ukrayna'da sadece Ukrayna değil pek çok ülkeye zaten satışı oldu. Dünyanın konuştuğu bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi Kızıl Elma konuşulmaya başlandı. Merakla bekleniyor açıkçası. Bu size ne hissettiriyor? Hatta şöyle bir şey de oldu. Ukrayna'da tabii savaşın seyrini değiştirdi Bayraktarlar. Ukrayna'da çocuklara Bayraktar isimleri verilmeye başlanmış. Evet. Böylesine bir gerçekten dünyada acayip bir durum söz konusu Bayraktar üzerine. Böyle bir ilgi ve beklenti üzerine merak ettiğim için soruyorum. Ne hissediyorsunuz? Malumunuz hem ülkemizin Bayraktar TB2'ler hem ülkemizin yurt dışı terörle mücadelede hem yurt dışı operasyonlarında hem de işte farklı ülkeler işte Karabağ'da tek vatan harekatında Karabağ gibi 30 yıllık bir acının 44 günde hızlı bir şekilde sonuçlanmasına katkı sundu. Oyun değiştirici rol oynadılar. Yine aynı şekilde farklı ülkelerin
güvenliklerini, bağımsızlıklarını koruması anlamında çok önemli katkılar sundular. Şimdi en son Ukrayna'da, Ukrayna'nın bütünlüğüne, güvenliğine ve ana yurdunun savunmasına katkı sunuyor. Ve oranın halkı da bunu sahipleniyor. Çünkü Ukrayna-Türkiye arasında stratejik seviye ilişkiler var. Biz bu Kızıl Elma'da Ukrayna menşeli turbofan motorlarını kullanıyoruz. Akıncı'da da ilk uçuşunu Ukrayna motorları yaptık. Biz ilişki kurduğumuz ülkelerle tek taraflı değil, her iki ülkeye de katkı sağlayacak, ilişkileri de güçlendirecek, kalıcı hale getirecek bir yapı halinde ilerliyor bu işler. Dolayısıyla Ukrayna milleti, halkı da Bayraktar TB2'lere sahip çıktı. Onun adına şarkılar üretti. Bundan dolayı biz bir Türk olarak gurur duyuyoruz. Böylesine dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine, yurt güvenliğine katkı sunduğu için ancak gurur duyulanabilir. Evet. Normalde Akıncı 20 saat, TB2'ler 20 saat, neredeyse bir gün, yaklaşık bir gün kesintisiz havada kalabiliyor. Kızıl Elma 5-6 saat kalabilecek. Doğru. Dediniz. Kızıl Elma'nın daha agresif manevra yapabilen, daha hızlı uçabildiği için ve turbofan motoru da olduğu için onun uçuş süresi 5-6 saat. Bu da iyi bir süre. Yani savaş uçakları için 5-6 saat çok iyi bir süre. Şimdi Anadolu uçak gemisi de 2023'te envantere girecek. Bu Kızıl Elma Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek, evet, mi? Evet. Bizim hem Kızıl Elma hem de Bayraktar TB3 Türkiye'de üretilen, geliştirilen Anadolu uçak gemimize otomatik olarak iniş yapabilecek. Bu Türkiye'yi çok büyük bir güç haline getirecek bir anlamda. Bu çok büyük bir güç. Dünyada şu an henüz böyle bir konsept. Bunu ilk biz ortaya attık. Şimdi ona göre özel sistemler geliştiriyor. Hem gemide hem uçakta olabilecek sistemler geliştiriyor. İnşallah ülkemiz bu alanda son 20 yılda atılan milli teknoloji hamlesi dediğimiz vizyonla atılan adımlar işte başarı örneklerini sergiliyor. Biz bu başarı örnekleri halkımızla buluşturuyoruz. Gençlerimiz burada Teknofest'te, dünyanın en büyük organizasyonu bu. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu şu an Samsun'da. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na aynı gün başlamış oldu. Dolayısıyla biz bunları bir yere getirip bunların sürekliliğini sağlarsak bu ülkemizin geleceğini, bağımsızlığımızı teminat altına almış oluruz diye değerlendiriyoruz. Şimdi insanın aklına şu geliyor. İnsansız savaş uçağı da geliyor. Bundan sonra ne olacak? Ne yapılabilir? Tabii bu teknolojiler, yani burada da Teknofest bünyesinde de var. İşte otonom teknolojiler, akıllı sistemler. Bu sistemler şimdi daha çok sivil alanda uçan arabalara doğru evrilmeye başlandı. Böyle bir devrim var önümüzde. Buradan elde edilen tecrübeler ve birikimler bunların sivil alanda da çok yaygın bir şekilde farklı ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırıcı hale getirecek ürünlerle devam edecek diye biz değerlendiriyoruz. Evet, Sayın Haluk Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Fulya Hanım, sizin de Teknofest'e olan ilginiz, yıllardır hep evet, geliyorsunuz, çok destek veriyorsunuz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir festival. Her zaman bunu söylüyorum. 2018 yılından bu yana bazen gazeteci olarak geldim, bazen davetli olarak geldim ama buranın atmosferini bence her Türk genci, her Türk insanı tatmalı, yaşamalı. Burada askerlerimizi de görüyorsunuz, polislerimiz de. Türkiye'nin katma değerlerini görüyorsunuz burada. Ve çok önemli, bugün 30 Ağustos böylesi bir günde, milli mücadelenin başladığı bir şehirde, Samsun'da muazzam bir atmosferde ki Samsun'da gerçekten trafik kilit, oteller dolmuş, uçaklar dolmuş durumda. İlgi zaten yoğun, muhtemelen 1 milyonu aşar. Özel bir şey söyleyeyim. Rahmetli Özdemir Bayraktar, biliyorsunuz, evet, babam Teknofest'e çok sahip çıkardı. Ve bize vasiyet olarak demişti ki Teknofest'e sahip çıkacaksınız, o çocukları getireceksiniz. Bu sene Özdemir Bayraktar adına bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun mottosuyla hem Samsun hem de Karadeniz'in çevre illerinden 60 bin köylü çocuğunu biz buraya getiriyoruz. Aa, çok güzel, şahane. İnşallah çok, onları çok Teknofest'te güzel. Evet. Şeylerle buluşacağız. Vatandaşlar da ilgiyle sizleri dinliyorlar. Pazar gününe kadar festival devam edecek. Çarşamba Havalimanı'nda. Cezeri'yi de burada görebilirsiniz. Buraya gelenler, bilmiyorum artık bilet almadıysanız karayoluyla muhtemelen gelebilirsiniz. Çünkü gerçekten gelmek de kalmak da artık öyle kolay değil Samsun'da. Çünkü her taraf tıklım tıklım. Akıncı'yı da görebilirsiniz. TB2'leri de, kargo uçaklarını da. Yani buraya geldiğiniz zaman hem Türk savunma sanayine dair, hem havacılığa dair, hem teknolojiye dair pek çok detayı görebilirsiniz. Akşamda konserler olacak efendim. Pazar akşamına kadar Teknofest Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda devam edecek diyelim. Zafer coşkusunun dolu dizgin yaşandığı Samsun'dan sözü size bırakalım.